Merhaba, psikanalitiğin anasını ağlatmak isteyenler. Bugünkü kitabımız Freud'un mutluluk dediğimiz şey, aforizmalarla dolu kitabı. Aslında bakacak olursanız kitaba geçeceğimiz pek bir şey yok. Yani aforizmalar, aforizmalardan hoşlananlar varsa buyursun gelsin ki zamane geçtiğimiz bayağı bir aforizma manyağı. Bir laf sokmak istediğin zaman, daha önce de bir kitaptan bahsetmiştim, böyle dövme yaptırmak isterseniz ya da laf sokmak isterseniz çok güzel cümleler var diye. Diyor kazanamayacağını bile bile niye geldin? Ben de dedim ki kardeş sen öleceğini bile bile niye yaşıyorsun? Freud zaten benim çok sevdiğim bilim insanları arasında. Sözleriyle olsun, araştırmalarıyla olsun, düşünceleriyle olsun. Her zaman dikkatimi çekmiştir. Hatta bazen bir soru gelir. Tarihten bir kişilikle muhabbet etmek isteseydiniz bu kim olurdu? Ben Freud derdim. Yakardık sigaramızı, puromuzu neyse. Başlardık psikanalitiğe. Oo, yardır babam yardır. Biz niye böyleyiz? Niye böyle düşünüyoruz? Niye bunu yapıyoruz? Falan filan. Bir süre sonra belki sıkıcı olabilirdi. Orada Nietzsche'yi çağırırdık işte. Orada bir Nietzsche gelirdi. İki böyle hiçlikten falan bahsederdi. Ne bileyim. Güzel olurdu. Güzel. Güzel bir masa olabilirdi. Freud, Nietzsche ve ben. Harika bir üçlü gerçekten. Bu sefer güldürmedi. Neyse, kitabımıza geçtiğimizde içerisinden örnekler vermemi ister misiniz bilmem ama ben bir örnek vereyim. Bir tane aforizmadan bahsedeyim. Kitabın adından da yola çıkarak okuyacağım bir aforizma bu. Mutluluk dediğimiz şey tam anlamıyla fazlasıyla engellenmiş ihtiyaçların tercihen ansızın tatmin edilmesinden doğar, diyor. Buradan ne anlamamız gerekli? Tabii aforizmaları da böyle okuyup geçmeyeceksiniz. İlk önce ben mesela kaç sayfa bu kitap? 144 sayfa ama başta kısa aforizmalarla gitmiş, sonra daha uzun aforizma. Yani bir sayfada 3 aforizma varken ondan sonra tek aforizmaya kadar, yani şöyle bir aforizmadan bahsediyoruz. 144 sayfayı belki siz 10 dakikada, belki yarım saatte bitirebilirsiniz ama kitabı okurken şöyle bir cümleleri özümsemeniz gerekiyor. Mutluluk dediğimiz şey tam anlamıyla fazlasıyla engellenmiş ihtiyaçların, yani sizin çok isteyip de bastırdığınız şeylerin ve parantez içinde tercihen ansızın demiş. Bunu düşünmenize gerek yok. Bir anda da olabilir. Bir anda birini öpmek isteyebilirsiniz. Birini öldürmek isteyebilirsiniz. Ne bileyim, birine farklı bir şey yapmak ya da kendinize bir şey yapmak isteyebilirsiniz o anda. Tatmin edilmesinden doğar diyor. Birini o anda öpmek istiyorsanız öpersiniz ve bu sizi mutlu eder. Birini öldürmek isterseniz o an için belki sizi mutlu edebilir ama daha sonrası için tabii vicdan hesaplaşması şu bu olabilir. Freud da o an için bu bastırılmış isteğin tatmin edilmesini mutluluk olarak tanımlıyor. Ve kitabın içerisinde birçok aforizma var. Birçok böyle üzerinde uzun uzun konuşabileceğiniz aforizmalar var. Tavsiye eder miyim? Söz konusu Freud olduğu zaman ben tavsiye ederim. Adam dese ki size ben atla desem atlayacak mısınız? Ben atlarım ya. Freud diyorsa vardır bildiği ama biraz abartıyor olabilirim. Tavsiye ediyorum, mutlaka okumanızı şiddetle öneriyorum ve tabii ki her zamanki gibi bir sonraki kitap yorumumuzda görüşmek üzere diyorum. Bilgiyle kalın, felsefeyle ve psikolojiyle kalın diyorum. Hoşça kalın.